Ama üzülerek söylüyorum, kimse bu mazlumlara sahip çıkmıyor. Çıkmadıkları için de sürekli üzülme oluyorlar. Belki bilmem ama benim yaşım 46-47'ye geliyor. Ben bildiğim günden beri bu Siyonistler bu zavallıları öldürüyor. Ve bütün İslam alemi seyrediyor. Suud'daki belamlar gibi birileri de çıkıp o fitneye alet olmayın. Onlar için gösteri yapmayın. Onlar için hiçbir eylemde bulunmayın. Onlara dua edin. Dua edin. Nasıl olsa duanın Suud krallarına bir zararı yok. Duanın onlara bir zararı olmadığı için onu yapın diyor. Yani vicdanınızı bununla tatmin edin. Ama onun dışında hiçbir şey yapmayın. Düşünün ki gerçekten üzücü bir şey. Dünyada Hristiyanlar, ateistler, dinsiz, imansızlar milyonlar, on milyonlarcası sokaklara dökülüyor. İslam coğrafyasında gösteri yok. Kimsenin İsrail'in bu vahşetine ses çıkar diyor. Yani işler tersine işliyor. İran ve milisleri çıkıyor. Onları da ben size anlattım. Dedim ki İran ve milisleri Irak ve Suriye'de 56 tane Amerikan üstüne füze müze saldırısı yaptılar. Ama bir Yahudi, bir asker bile öldürmediler. Çünkü bence danışıklı dövüşük bir sistem kurdular. Yani Amerika ile İran anlaşmış. Biz sana blöf, sen bana blöf. Yani ben arada sana atayım, sen arada beni tehdit et. Sen de git benim şeydeki Suriye'deki üslerimi, yani o benim milislerimi nasıl olsa ölseler de önemli değil. Sonuçta piyonlar. Orayı vur 5-10 tanesi olsun. Ben de şurayı vurayım birkaç tane şeyin hasar görsün. Duvarın, tel örgün vesaire. Hatta çok komik bir şey. Lübnan Hizbullah'ı eğer izlerseniz eylemlerde tam böyle karşısında bir direk var. Böyle 20-30 metre bir direk var. Ne direğidir bilmiyorum, istihbarat direğidir. Bir aydır o direği deviremedi. Her gün saldırırlar o direğe. Bir orasına vuruyor, bir burasına vuruyor. Bir orasına, ya bütün videolarda o direk mi var dedim. Yahu Hizbullah sen bir direği bile deviremedin. Sen İsrail'i mi devireceksin? Kuruluş amacı da nedir? Kuruluş amacı Kudüs'ün hürriyetidir ha. Yani Hizbullah'ı Hümeyni kurduğunda gayesi Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın kurtarılmasıydı. Ama bugün bakıyorsunuz o Hizbullah'ın genel sekreteri, eski genel sekreterinin dediği gibi eğer Hizbullah olmasaydı Güney Lübnan'dan İsrail'e muazzam saldırılar olur. Onlara bekçilik ediyor, bırakmıyor kimse saldırsın. Bırakmıyor kimse mermiyi bile sıksın. Şu anda Hizbullah blöf yapıyor. İnanın ki 70-80 tane askeri öldürülmüş, 10 tane Yahudi askeri ölmemiş. Birkaç tane tankı vurmuş, birkaç tane bunlar İsrail için önemli değil. Bir de Hizbullah'ın çok güzel bir lafı var Hasan Nasrullah'ın. Diyor ki biz baskı şeyiz diyor, cephesiyiz. Yani biz diyor sadece İsrail'i oyalıyoruz. İsrail ordusunun yarısını burada tutuyoruz. Biz baskı cephesiyiz. Yani biz savaşmayacağız. Burada duracağız. İsrail'i izleyeceğiz. Saldırabiliriz de, saldırmayabiliriz de. Vurabiliriz de, vurmayabiliriz de. Yapabiliriz de, yapmayabiliriz de. Öyle diyor yani. Ve bu şekilde sanki işin içindeymiş ama işin içinde değil. Yani hatta gazetecilerin çok hoş bir sözü vardı. Adam konuştu ama konuşmadı diyordu yani. Anlattı, anlatmadı. Yani hiçbir şey anlaşılmadı. Yani hiçbir şey. O kadar iki hafta propaganda yaptılar. Yıkacağız, yok edeceğiz. İşte ölüm cuması, intihar cuması, kıyamet cuması. Hiçbir şey değişmedi. İşte Şia budur ha. Gidin tarihini araştırın. Şiilerin bu ümmete bir artısı olmamıştır. İhanetler dışında. İnanın ki Filistin davasına İran kurulduğu günden beri ihanetten başka bir şey yapmıyor. Gazze'ye silah verme sebebi çünkü Şia'nın İran'ın Orta Doğu'da yayılımını sağlayan en mükemmel nokta Kudüs ve etrafı ve Filistin olduğu için onlara silah veriyor. Yoksa onları sevdiği için değil. Kalkıp da İran biz hiçbir millet için savaşa girmeyeceğiz derken arkasından ortaya çıkıyor ki Amerika 10 milyar dolar Irak'ta elektrik faturasının tahsil parası varmış. Rehin tutmuşlar. Onu veriyor İran'ın karşılığında. Mescid-i Aksa, Kudüs'ü ve Filistin halkını saptıyor. Ondan dolayı gerçekten yani Allahu Teala mutlaka Müslümanları zafere götürecek, galip edecek. Çünkü Allahu Teala bu konuda vaadi haktır ama bu ne Filistinli, ne Arapların, ne Farsların, ne Şiilerin, ne Şii örgütlerin, ne de Şia'ya sempati duyanların eliyle olmayacak. Gene Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in gene muvahhid, müteddil olan ve gerçekten Kur'an ve sünnet üzerine hakka hizmet eden müttedil Müslümanların eliyle olacak. Başkasının eliyle değil.
Sınırda karşılıklı çatışmalardan öteye gitmiyor. İki tarafta çatışmaların geniş kapsamlı bir savaşa dönüşmemesi için temkinli davranıyor.